Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Sanırım bu renkleri kullanacağım. Bir de beyaz kullanacağım motifimde. Özge arkadaşımız bir motif atmıştı. Fazla vaktim olmasa da onu değerlendirmek istiyorum. Böyle motifler var arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar nerede kullanılıyor. Ama bu şekilde motif yapacağız. Motifimiz bu. İleride belki bir videoda da bunun eklemesini yaparız ama yani bunlar en çok böyle hani bolero üzerinize giyilecek, yani bir giysilerin etrafına ya da takı gibi şeylerde kullanılıyordur diye düşünüyorum. Şimdi ortasında en küçük boy serum halkayı kullandım. En küçük boy serum halka bu. Yine sarı rengimle ortasını dolduracağım. 20 tane trabzanla dolduruyorum serum halkayı. Sipariş almış, rica etti. Aslında çok vaktim yok ama bir ufak bir vakit bulup video karşısına geçtim. Şimdi başına bir aldım. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir alıp serum halka içerisine giriyorum. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki alarak ilk trabzanımızı yaptık. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Dördüncü. Beşinci. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Altıncı. Bu serum halkayı 20 tane olana kadar dolduralım. 20 tane doldurdum. İlk başladığım noktaya batıyorum. İpin ucunu aldım. Diğer ilmeğin arasından geçirip bir adet de zincir çektim. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Ortası bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi bana gelen modelde böyle renk renk kullanılmıştı. Mesela bu taban kısımda siyah var. Üzerinde pembe, sonra mavi. Ama bana kalsa tek renk yapılabilir. Ama ben geldiği gibi değerlendiriyorum her zaman. İpimi tığıma sabitledim siyah rengimi. Buradan ilk başladığım, bitirdiğim noktadan sabitliyorum. Şimdi bu ipleri de arasında götürmek istiyorum. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Son 5 tane kalana kadar bütün yuvalara sık iğne yapacağız. Siyahla son 5 tane trabzanımız kalana kadar, 5 ya da 6 sık iğnesi yaparak gidiyoruz. Şu anki yaptığım işlem sadece sık iğne 1 2 3 4 5. Son sık iğnemi yapıyorum. Burada 5 tane trabzan tepesi bırakıyorum. Bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum yine. Yine farklı renk alıyorum. Buradan ilk sık iğnemden sabitliyorum. Bir, iki zincir çekip devamındaki sık iğneye kapatıyorum. Bir, iki zincir çekip devamındaki sık iğneye kapatıyorum. Bu sefer aralara iki zincir çekerek öyle kapatıyoruz bütün sık iğnelerin üzerine. İki adet zincir çektim, devamındakine kapattım. İki adet zincir çektim, devamındakine kapattım. 2 adet zincir çektim, devamındakine kapattım. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine batarak gidiyorum. 2 adet zincir devamındakine, 2 adet zincir devamındakine, 2 adet zincir devamındakine, 2 adet zincir devamındakine, 2 adet zincir ilk başladığım
Sık iğne üzerine kapattım. Bir zincir çekip yine ipimizi kestik. Bu sıramızda beyaz kullanacağım. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi buradan ilk yuvaya girdim. İpimi sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Aynı yuvaya tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki trabzan. Başına bir alıp hemen devamındaki yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki tane trabzan yapıyorum. Başına bir alıp devamındaki sık iğneli iki zincirli noktaya girdim. İki tane trabzan yapıyorum. Başına bir aldım. Devamındakine girdim. İki tane sık iğne trabzan. Her yuvaya, iki zincirli yuvaya iki trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Başına bir alıp devamındakine giriyorum. Bakın devamındaki yuvaya. Buraya da iki trabzan. Başına bir al gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekelim. Başına bir aldım. Devamındakine girdim. İki adet trabzan. Her yuvaya ikişer trabzan yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın. Her yuvaya iki trabzan yaparak son yuvama girdim. Yine iki trabzanımı yaptım. Son trabzanımı yapacağım. Bu işlemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 7 zincir çektim, dönüş yaptım. Başına bir aldım. 1 2 trabzan bırakıp 3.'ye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Araya 3 adet zincir çektim. 1 2 trabzan bıraktım. 3.'ye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Araya 3 adet zincir çektim. 1 2 trabzan bıraktım. 3.'ye girdim. Yine 3 kere de çıktım. 3 zincir çektim. 1 2 trabzan bırakıp 3.'ye girdim. 3 zincir çektim, 2 trabzan bıraktım, 3.'ye girdim. 3 zincir çektim, 2 trabzan bıraktım, 3.'ye girdim. Trabzanımızı yapıyoruz. Araya 3 adet zincir çekip 2 tane trabzan bırakıp 3.'ye girdim. 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. 3 zincir çektim. 3. trabzana girdim. 3 zincir çektim. İlk başladığım noktaya girdim. Bu şekildeyiz şu an. 1 zincirle dönüş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yuvamız oldu. 1 zincirle dönüş yaptım. Şimdi buraya üçer tane sık iğne yapıyorum her yuvaya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 bu köşe yuvaya 4 yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum.
Şu anki işlemimiz de budur arkadaşlar. Şu ortada bir sıra halinde kullandığım ipimle üzerine gideceğim. Tersinden köprülerimi kuracağım. Şimdi şuradan köşeden ilk sık iğneden tutturuyorum ipimi. Sekiz tane zincir. Bakın bu çubuğun trabzanın tepesine denk gelen noktada kapatıyorum. Tekrar 8 tane zincir. Diğer noktada kapattım. Sekiz zincir çektim. Bakın bu çubuğun üzerine denk gelen noktada kapatıyorum. Sekiz zincir çektim. Devamındaki noktada kapatıyorum. Bir diğerine girdim, kapattım. Bir diğerine kapattım. Bir diğerine kapattım. Bir diğerine kapatıyorum. Bakın ilk sık iğneye batıyorum köşenin. Kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi dolgular düz yüze düşecek. Yuva içerisine giriyorum. 1 2 3 sık iğnesi yapıyorum. 4 zincir çekip girip kapatıyorum. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 sık iğnesi, 4 zincir girip kapattım. 3 sık iğnesi, yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 3 sık iğnesi yapıyorum. 4 zincir girip kapatıyorum. 3 sık iğnesi. Yandaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi. 4 zincir girdim, kapattım. 3 sık iğnesi. Yandakine girdim. 1 2 3 sık iğnesi. 4 zincir. 3 sık iğnesi. Bu şekilde buraya kadar gidelim arkadaşlar. Bakın buraya kadar yaptım, geldim. Şimdi burayı 5 tane sık iğne ile doldurdum köşe olduğu için. Şimdi buradaki ilk yuvaya giriyorum. 1 2 sık iğnesi yapıyorum. Bakın şuradaki trabzanın kenarından girdim. 1 2 sık iğnesi. Buraya giriyorum. 1 sık iğnesi. Bu siyaha girdim. Bir sık iğnesi. Şimdi bu sarıların üzerine, trabzanların üzerine sık iğnesi yapıyorum. Şimdi bu siyaha girip yapıyorum. Şuradan beyaza iki tane sık iğnesi yapıyorum. Tekrar şu beyazın kutucuğuna girdim. Bir de şu beyazın sık iğnesine batıp sık iğne yaptım. Bir zincirle dönüş yaptım. Birinci sık iğneyi bırakıp ikinciye batarak devam ediyorum. Yine sık iğnesi yapıyorum arkadaşlar. Bütün sık iğnelerin üzerine sık iğnesi yaparak gidiyorum.
Bir zincir çekip dönüyorum. Bakın şu doldurduğumuz noktayı yapmıyoruz. Buradan dönüyorum. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batıyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar hem baştan hem sondan eksiltme yapacağız. Sona kadar gidelim. Sondan bir tane kalınca döneceğim. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak gidiyorum şu an. Bakın sondan bir tane kaldı. Bir zincir çekip döndüm. Burada da bir bırakıp ikinciye batarak başladım. Başlarken bir bıraktık yuva, ikinciden başladık. Sık iğnesi yaparak gidiyorum. Yine son kısma geldim. Bir tane bıraktım. Bir zincir çektim. Dönüş yaptım. Bir bırakıp ikinciye batarak başladım. Sık iğnesi yaparak gidiyorum. Bakın sonda bir tane kaldı. Dönüş yapıyorum. Bire değil ikinciye batarak başladım. Bir zincir çektim. Bir tane kalınca döndüm. İkinciye batarak başladım yine. Pardon, sonuncu bir tane bırakıyoruz. Bir tane bıraktım. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bırakıp ikinciye batarak başladım. Yine sonuncudan bir tane bıraktım. Dönüş yaptım bir zincirle. Bir bırakıp ikinciye batarak başladım. Bir kalınca bıraktım, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye batarak başladım. Bir kaldı, bıraktım, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye batarak başladım. Burada her ikisini yaptım. Bir zincir çekip döndüm. Bir tane battım ve tamamladık. Motifler bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum nerelerde kullanılır. Motif halinde geldi. Hani isterseniz bu uç kısımlardan yazma olarak da yapabilir, ekleyebilirsiniz. Bana göre biraz büyük olsa da seven ve hoşlanan arkadaşlarımız için bence ideal. Eliniz alıştıkça sayıları daha oturtabilirsiniz, güzel yapabilirsiniz. Onu niye söylüyorum? Şurada şu kutucuk aslında 12 taneydi. Burada 11 çıktı. Bir eksiklik yaptım sanırım. Ya şurada fazla doldurmuşum buradan ilk sarıyı yaparken. O yüzden bunda bir eksik oldu. 11 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aslında bu da 11'miş. Eksiklik olmamış. Aynı olmuş. Bazen iplerin kalınlığı burada etken oluyor arkadaşlar. Bazı iplerimiz gerçekten fark ediyor, bazı ipler arasında kalın olabiliyor. Mesela pembem biraz daha iri gibi olmuş motifim. Ya da şu mavi iriydi. Evet. Evet, şu mavi iri. Çünkü beyaz iplerde boya olmadığı için ince oluyor arkadaşlar. Evet, bulduk hatayı. Şu mavi ip boyalı ip olduğu için daha iri tutmuş. Beyaz iplerde boya olmadığı için
Biraz daha ince oluyor diğer iplere göre. İnşallah anlatabildim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.